Aselkon S4 GT dipçik son kademe. Şuna basıyorsunuz. İkinci kademe. Bas. 3 4 4 kademe demek ki sonuncu yok. Şurası yok şundan sonra. 1 2 3 4 kademe. Şu konumdayken omzunuza çok yaklaşıyor. Yani herhangi bir şeyit de yok. Ha, çok uzun mesafe atacaksanız şu şekilde tam açabilirsiniz. Ama yakın mesafeden saydıracaksanız bu gayet kıvrak, estetik bir görünüme sahip. Yanaklık yükseltme var mı yok mu bilmiyorum. Güzel yani, memnunum. Şey, sağ sola dönme yok bunda. Onu söyleyeyim yani, dönmüyor. Yani kırmayalım da. En altta boştayken bir sağ sol dönme oluyor ama bu söküm takım için gerekli bir şey. Yani normalde bu en son seviyede kullanılmıyor bu. Şöyle, ben genelde şöyle kullanıyorum. Hani normal bir atıcı şöyle şu ayarda kullanabilir. Şöyle göstereyim. Şu da güzel ama bu tabi iyice yakın mesafe doğrultma amaçlı olabilir. Tetiğimiz de güzel. Tetiğin yanları alınacak yani yeni üretilenlerde. Çok hafif bir tetiği var. Evet, bayağı hafif. Şöyle göstereyim. Şöyle bir geri reset yapalım. Tetiği geri salıyorum. Evet, çok güzel bir kırılması var. Tetik güzel. Memnunuz arkadaşlar aletimizden. Bir tane daha bundan alacağım kısmetse. Gelecek yani. Parasını ödedim. Bir tane Retay Gordion 61 namlu slug alacağım. Ama onu işte şeyidir. Kurma kolu özel olacak. Başka 61 namlu slug olacak. Üstünde Picatinny Ray olacak. Bir tane de Red Dot denemek istiyorum açıkçası. Hani bakalım. Çünkü açık nişangah ya da işte artık ne diyorduk buna? Ghost Sight atış sistemiyle belli bir yere kadar hassasiyet sergiliyor alet. Hani çok böyle hassas istediğim noktayı vuracağım dediğiniz zaman maalesef bu Ghost Ring, yani bir 40-50 metreden sonra bakın burada gevşeme var. Görüyor musunuz? Yeni fark ettim bunu. Ha. Görüyorsunuz değil mi? Yani demek ki o İtalyan malı mermiler, Amerikan malı mermiler yaramıyor yani. Önde bir şey var mı? Bunlar olacak arkadaşlar. Bunlara bu taş gibi. Bunlara hazırlıklı olmak lazım yani. Bunlar iyi kötü tüfeğin şey yani yeni çıkan bir tüfek. Bazı şeylere hazırlıklı olmak lazım. Bir suç var bende. Bunu ben sıkarım tekrar buraya ama. Bir arkadaşım bana bunu şey yap demişti. Bunları Loctite'la buralara monte et demişti. Yani böyle. Memnunum arkadaşlar. Kullanan diğer arkadaşlarım da deneyebilir. Mekanizma olayını bitiyorum ya. Bu arada 24 gramla test yapacağım. 28 gramla omzuma dayamadan çalıştırdım. Gayet güzel çalıştı. Yani elde çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Bunun haricinde güzel yani. Almak isteyen arkadaşlar tavsiye ederim.